Leyla Aktürk'üne sormuş. Yine kabilelerle alakalı. 12 kayıp kabilenin 10 tanesi hala bilinmiyor. Bunların hala günümüzdeki varlığı devam ediyor mu? Tahminen neredeler? Belirli bir soy isimleri var mı? Yani spekülasyon yapmayalım. Varlar tabii ki. Tabii ki dünyaya dağıldılar. Yok olmadılar yani. Dünyaya dağıldılar. Farklı yerlerde yaşamaya başladılar ve oralarda çoğaldılar. 10 kabile daha sonra ortaya çıkacak. Onlara ihtiyaç olacak. Muhammed Ali Öz soruyor. Kayıp 13. kavim nedir? Dina'nın soyu alegorik olarak neyi ifade ediyor? 13 kavim bilmiyoruz, onlar kayıp adı üstünde. Yani daha önce onlar esasen özel insanlar. Özel insanlar derken herkes özel de özel bir konum 13 kabile. Ne onun üstüne bir ara konuşuruz. Onlar sadece dünyayla torayla çıkanlar derler. Yani ışıkla. O yüzden daha sonra ifşa olacak onlar. Sadece ışıkla çıkmak ne demek rehberim? Yani maneviyatı edindiler. Sonra bir düşüş yaşadılar. Sadece onun izlenimiyle çıktılar. O yüzden kalpteki noktaları işlem görmüş bir grup insan. Buna dair ipuçları var mı bu kabinlerle alakalı? Spekülasyona gerek yok, felsefeye gerek yok. Çıkacağı zaman çıkarlar. M ve B sormuş canlı olarak. 9,5 kabile kayıp. Buçuk kavramını biraz açabilir misiniz? Ama yarısını kaybetmişler, yarısını yok. Adamın kol ve bacağını kaybetmesi gibi. Allah korusun. Mustafa Batuhan Yılmaz sormuş. Hazar Türklerinin kayıp 12. kabileden olma ihtimali var mı? Kurtlarla ilgili bir kabile var diye bahsetmiştiniz sanki geçen yıl demiş. Var da Bünyamin'in kabilesi, bozkurtlar olarak biliniyor onun kabilesi, yırtıcı kurtlar hatta. Babasının verdiği bir isim ona, tüm oğullarına verdi. O yüzden Bünyamin'in kabilesinin yarısı kayıp ama spekülasyon yapmıyorum, bilmiyorum kayıp kabileye ne olduğunu. Türktü, şuydu, buydu, gerek yok o tür şeylere girmemize. Öncelikle bunların hepsi spekülatif ve bizi gerçeğe yakınlaştırmaz. İkincisi, tüm insanoğlu bugün 5 kişiyle birbirine göbekten bağlı. Aileden yani. Ya 5 kişiye 7 kişi, onun bir araştırması vardı. Bakarsanız bulursunuz. Yani ya 7 kişiden ya 5 kişiden biriyle ailevi bağımız var. O denli birbirimize göbekten bağlıyız. O yüzden ha Afrikalıydı, ha Türktü, ha şuydu buydu, önemli değil bunlar. Çünkü Yaradan'ın gözünde biz hepimiz bir insanoğluyuz. Ve Yaradan bakmıyor ne olduğumuza, ne dinimize bakıyor, ne etnik özelliklerimize bakmıyor Yaradan. Yaradan bir tek şeye bakıyor. Yaratılışın amacı var. Tüm insanoğlu gelmek zorunda. Adam geliyor mu, gelmiyor mu? O kadar. Onun dışında bir şey yok. Şimdi dünyada bir sürü kültür var, gelenek var, görenek var. Bunlar hepsi özel. Bir sürü din olması da çok özel. Yani demek ki bu kadar kültüre, bu kadar farklılıklara, bu kadar dinlere, bu kadar farklı yüzde, farklı karakterdeki insanlara. Düşün bak, 8 milyar insan, hepimiz ne kadar farklı karakteriyiz. Yüzümüz nasıl farklıysa karakterlerimiz de farklı. Demek ki bu kadar farklılığa gerek ve ihtiyaç var. Tamam mı? Çünkü Yaradan için gereksiz bir şey yarattı diyemeyiz, öyle değil mi? O kadar çok hayvan var, bitki var vesaire. Bu sebepten dolayı farklılıkların gerekli olduğunu anlamalıyız. Bunlara saygı da duymalıyız. Ve bunun içerisinden üst bir seviyeye doğru çıkmak için çalışmalıyız.